Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle unsuz krep tarifi paylaşacağım. 3 yemek kaşığı kırmızı mercimeği sıcak suyla ıslattım. Sabaha kadar bekledi ve yumuşadı. İsterseniz yeşil mercimek de kullanabilirsiniz. Şimdi mercimeğin suyunu süzeceğim. Kırmızı mercimeği geceden suya ıslattım ve sabaha kadar bekledi. Sıcak suyla ıslatıyoruz arkadaşlar. Tüm malzemeleri blenderdan geçireceğiz. Sırasıyla kabın içerisine koyuyorum. 1 adet yumurta. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı yoğurt. 2 yemek kaşığı da su ekliyorum. Yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçireceğim. Evet, krep karışımımız hazır. 1 adet yumurtayı şöyle kabımın içerisine kırıyorum. Biraz tuz, biraz da pul biber ekleyeceğim. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce çırpıyorum. Krep tavasını ocağa aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Peçeteyle bu şekilde her yerine gelmesi için dağıtıyorum. Tavamız ısındı. Şimdi hazırladığım krep karışımını tavaya döküyorum. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Eğer kıvamı koyu olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Üzeri biraz kabarıp altı da kızarıncaya kadar pişireceğiz. Şimdi şöyle bir kontrol ediyorum. Altı gayet güzel bir biçimde kızarmış. Şimdi ters çevireceğim. Diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğim. Alt tarafını kontrol ediyorum. Gayet güzel kızarmış. Çırpmış olduğum yumurtayı pişireceğim. Tavaya alıyorum. Bir dakika kadar yumurtayı pişirdikten sonra hemen krepi şöyle üzerine yerleştiriyorum. Yumurtayı kontrol edeceğim. Yumurtamız pişmiş. Şimdi tekrardan ters çevireceğiz ve dürümümüzü hazırlayacağız. Dürümün arasına istediğinizi koyabilirsiniz. Ben beyaz peynir, kaşar peyniri ve yeşillik koyacağım. İsterseniz yumurtayla beraber sucuk da pişirebilirsiniz veya salam, sosis. Sevdiğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Şöyle biraz kaşar peyniri. Yeşillik olarak maydanoz, dereotu ve biraz da roka doğradım. Şimdi diğer tarafını da üzerine kapatıyorum. Kaşar peyniri eriyinceye kadar tekrardan biraz daha pişireceğim. Evet, şöyle kontrol edelim. Kaşar peynirimiz güzelce eridi. Artık ocağı kapatıp servis tabağımıza alabiliriz. Çayımı da alayım. Krep dürümümüzün lezzetine ve kıvamına birlikte bakalım. Hem doyurucu hem de çok lezzetli,
Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Üstelik bu tarifle iki kişi bile doyabilir. Lezzet olarak normal unla yaptığımız krepten hiçbir farkı yok. Kimse mercimekle yaptığınıza inanmayacak. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.